Kadına yönelik şiddet o kadar sıradanlaştı ki aslında ülkemizde. Yani o yüzden bazen çok fazlaca görmezden de geliniyor. Hele taciz olayı kadınlar için hani oldukça hem kadınları zorlayan, zor duruma düşüren bir durum. Sonuçta ataerkil sistemin aslında yarattığı bir şey. Ve özellikle de uzunca bir zamandır cezasızlık politikaları yüzünden maalesef ki bu tarz durumlar yaşanıyor ve zaten tacizi uygulayan kişiler de bundan aldıkları cesaretle bence çok fazla hareket ediyorlar. O yüzden geçmişte hakkında bu kadar dilekçe olmasına rağmen görevden uzaklaştırılmadığı için yeniden bu tarz taciz durumları devam ediyor. Oysa ki üniversite yani toplumun en güvenilir alanlarından yani devlet kurumlarından en güvenilir olması gereken bir yer. Çünkü siz ona çocuklarınızı emanet ediyorsunuz ve bu tarz olayların yaygınlaşması ister istemez orada okuyan tüm kadın öğrencileri de erkek öğrencileri de kaygılandıran bir durum. Zaten en başından ilk gelen dilekçelerle okuldan uzaklaştırılmaması bence zaten büyük bir sorun. Ve son olayda da zaten başka öğrencilerin de duyacağı şekilde beni şikayet edenlerin peşini bırakmam tarzında da tehditlerine devam ediyor. Belirttiğim gibi özellikle cezasızlık politikalarının bence bunda büyük bir etkisi var. Bu tarz kişilerin mutlaka görevden tamamen uzaklaştırılması gerekiyor. Şimdi aynı okul içinde nasıl bir fiziki uzaklaştırma hani öngörülebilir ki? Yani farklı bir ceza alması gerekiyor ki bu tarz durumların önüne geçebilsin. Dediğim gibi zaten hani toplumdaki birçok kişi bundan feyiz alarak bu tarz hareketlere devam ediyor. Bu bizim bildiğimiz ama bilmediklerimiz de vardır. Çünkü birçok kişi taciz durumunda direkt kadının kendisi suçlandığı için de bazen direkt bu tarz şikayetlerde bulunmayabiliyorlar ya da şikayet ettikleri zaman tehditler aldığında vazgeçebiliyorlar. O açıdan en baştan kesin ve net kararlar alıp kesinlikle buna müsaade edilmemesi gerekiyor. Devletin kadınlara yönelik bir politikası aynı zamanda aslında uzunca bir süredir uyguladığı özel savaş politikalarının bir sonucu. Üstüne cezasızlık da olduğu zaman ön açıcı bir konumda oluyor. Şimdi ceza vermediğiniz bir şeyin önüne geçmeniz mümkün değil. Tabii Dersim kent olarak aslında önemli çünkü geçmişi devrimciliğiyle anılan bir kent ve dolayısıyla devlet bu tarz kentlere bu tarz müdahalelerde bulunuyor. İşte cezasızlık bunun en büyük örneği. Üniversitede eğer sürekli bu tarz olaylar oluyorsa o üniversitenin yönetimiyle o kentteki kamu kurumlarında bundan sorumlu olan yetkililerin bunların aslında hepsinin problemidir. Yani dolayısıyla yani sadece bir iki kişi ya da bir iki kişi üzerinden münferit bir olaymış gibi algılamamız zor. Bu olayın takipçisi olacağız. Yani dava nereye evrilecek, nasıl kararlar alınacak? Bunun takipçisi olacağız elbette. Çünkü sağlıklı alınmayan her karar bir sonrakini beslemiş oluyor aslında. Bu açıdan karşı duruş önemli. Huzur Üniversitesi açısından ilk kadın öğrencilerin tacize uğramasına ilişkin ilk iddia değil. 2 sene öncesinde de benzer bir başka bir akademisyene yönelik benzer iddialar olduğu bir hukuki süreç başlatıldı. Fakat oradan bir somut bir sonuç alınamadı. Yani Muzur Üniversitesi sık sık akademisyenlerin genç kadınlara yönelik cinsel taciz iddialarıyla gündeme gelen bir üniversite. Burada aslında ben iki yönlü bir şey olduğunu düşünüyorum. Birincisi üniversitenin idari soruşturmalarındaki akademisyenleri cezasız bırakma, cinsel taciz eylemlerini cezasız bırakma tutumunun cesaret verici bir tutum olduğunu düşünüyorum akademisyenler açısından ya da yalnızca akademisyenler değil idari personeller de zaman zaman bu iddialarla gündeme geldi. Cezasızlığın burada ilk olarak önemli bir cesaret verici bir tutum olduğunu düşünüyorum. İkinci olarak da üniversiteli genç kadınlar hem üniversite içerisinde örgütlenebilecekleri şiddete, cinsel suçlara karşı, eşitsizliğe karşı örgütlenebilecekleri mekanizmalarının olmaması, haklarının neler olduğunu bilmemeleri, böylesi soruşturmaların yani böyle cinsel taciz iddialarının hem açığa çıkmasını zorlaştıran şeyler. Çünkü öğrencilerin, genç kadınların kendilerine cesaret verecek bir
dayana kalabilecekleri bir mekanizmayı da biliyor ve buraya güveniyor olmaları lazım. Bunun eksikliği yalnızca Muzur Üniversitesi'nde değil, Türkiye'nin pek çok üniversitesinde söz konusu maalesef. Dolayısıyla böylesi olaylar çoğu zaman ya artık bir genç kadının canına tak ettiği noktada ortaya çıkıyor ya da birinin kişisel bir cesaret göstermesiyle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada hem genç kadınların örgütsüz olmaları, üniversite içerisinde hem haklarını öğrenebilecekleri, koruyabilecekleri, bunların geliştirmesini sağlayacakları işte kulüpler olabilir, çeşitli kendi inisiyatifleri olabilir. Bunların eksikliğinin burada önemli bir belirleyen olduğunu düşünüyorum. Fakat esas olarak da sürekli olarak Muzur Üniversitesi'nde bu tür iddiaların gündeme geliyor olması, fakat şimdiye kadar hiçbir akademisyenin ya da işte hiçbir üniversitenin memur personelinin bu anlamda bir cezayla karşı karşıya kalmamış olmasının da burada asıl cezasızlık anlamında belirleyen olduğunu düşünüyorum. Bu bahsi geçen akademisyen hakkında verilen uzaklaştırma kararı aslında 6.284 sayılı kanun kapsamında bir önleyici tedbir olarak uygulanmış ve mağdur şiddete maruz kalan kadın öğrenciye akademisyenin yaklaşmasını engelleyen bir tedbir kararı aslında, bir nihai bir cezalandırma kararı değil. Yani burada asıl önemli olan üniversitenin bu adı geçen akademisyen hakkında hızlı bir şekilde soruşturma başlatması, delilleri toplaması, tarafsız bir biçimde bir sonuca varması. Onun dışında yani bu tedbir kararının alınması elbette ki olumlu, bu yola başvurmuş olması da olumlu. Ama buradaki esas şey üniversitenin bu akademisyen hakkında soruşturma başlatmasıdır. Sürekli taciz, tecavüz, istismar meselelerini konuşuyorsak ve günümüz, yani gün içerisinde onlarca taciz ve tecavüz sorunuyla ya da olaylarıyla karşılaşıyorsak, demek ki bu artık münferit mesele değil. Yani böyle arada bir karşımıza çıkan üçüncü sayfa haberi olarak değerlendiremeyiz. Bu gerçekten sistemsel bir sorun. Bu aynı zamanda özel savaş politikalarıyla da mutlaka kesinlikle bağ kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Yani düşünün ki üniversite hep tırnak içerisinde gerçekten de hani bilim alanı olması gerekiyor. İşte öğrencilerin, gençlerin kendisini yetiştirebileceği özgün, demokratik temelde gerçekten eğitim almaları gereken alanlar. Ama bir öğretim görevlisi kalkıp orada işte onlarca kız öğrenciye tacizde bulunuyor, istismar davaları çıkıyor ya da tecavüz olayları yaşanıyor. Ve bunun akabinde topluma yansıdığı zaman, kamuoyuna yansıdığı zaman en fazla uzaklaştırma veriyorlar. Yansımasa belki de hiç onu da yapmayacaklar. Gerçekten yapmayacaklar. Yansıdığı için sırf işte bizler biraz böyle toplumda gündemden azıcık düşsün, aa bak işte cezalandırdılar, işte bak uzaklaştırma almış gibi bizim algımızı da yumuşatmak için ya da bakış açımızı yumuşatmak için bunu yapıyorlar. Bu çok trajikomik bir durum gerçekten. Yani onlarca kız öğrenciyi taciz eden bir öğretim görevlisi sadece bir ay uzaklaştırma alıyor. Kimden uzaklaştırıldı, nasıl uzaklaştırıldı? Yani okulundan mı uzaklaştırıldı, görevden mi alındı? Yani bu öğrenciler her gün o öğretim görevlisiyle karşı karşıya geliyorlar, yüz yüze geliyorlar. Ve onların bu durumun onlar üzerinde yarattığı psikolojik, sosyolojik temeldeki gerçekten baskıyı hiçbirimiz bilemeyiz. Ya da işte gerçekten bunu o açıdan hiç düşündük mü, değerlendirdik mi? Bunun bile bir işkence olduğunu artık gerçekten görmek gerekiyor. Yani bu açıdan kesinlikle özellikle Dersim ve Türkiye Kuzey Kürdistan bölgelerinde üniversitelerde bu tür olayların çok fazla yaşanması bilinçli bir devlet politikası olduğunu düşünüyoruz. Ve aynı zamanda hep dediğimiz gibi cezasızlık politikalarının bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle her alanda olduğu gibi buna karşı başta kadınlar...